Abdullah Muradoğlu Halka vaat, lobilere taahhüt. Amerika'da demokratlar ve cumhuriyetçiler Kasım'daki kongre seçimleri için bağış toplama yarışını hızlandırdılar. Cumhuriyetçiler kongredeki çoğunluklarını korumak, demokratlarsa çoğunluk sağlamak için kıyasıya bir yarış içindeler. Amerikan siyasi sisteminde bağışlar hem kurumsal olarak partiler için ve hem de tek tek adaylar için çok önemli. Parti ve adaylar topladıkları bağışların miktarıyla orantılı olarak kampanyalarını gerçekleştiriyorlar. Öte yandan lobilerin yanı sıra pekler veya süper pekler olarak bilinen belirli hedeflere odaklanmış politik eylem komiteleri de topladıkları bağışlarla reklam, propaganda ve diğer etkinlikler çerçevesinde faaliyetler göstererek yarışa katılıyorlar. Amerika'da paranın siyaset kurumu üzerinde nüfuz edinme aracı olarak kullanılması son zamanlarda daha fazla eleştiriliyor. Bu eleştirilere göre büyük şirketlerin parayı etkili bir araç olarak devreye sokmaları sıradan Amerikalılar için kötü sonuçlar doğuruyor. Washington lobicileri olarak nitelenen iş bitirici tipler, müşterilerinin kongre ve Beyaz Saray nezdinde menfaatlerini ilerletmek için bağış toplamada uzmanlaştılar. Washington böyle binlerce lobiciye ev sahipliği yapıyor. Kongre üyeleri ise kendilerine bağış yapan çevrelerin çıkarlarını kolluyorlar. Siyasetçiler uzun süre kongrede kalabilmek adına bağışçılara bağımlı hale geliyorlar. Amerikan demokrasisinin en zayıf kanını bu bağış sistemi teşkil ediyor. ABD okullara, tören alanlarına, kiliselere ve eğlence mekanlarına yönelik saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi, bireysel silahlanmaya kısıtlama getirilmesi yönündeki taleplerin daha yoğun şekilde dile getirilmesi, mesine yol açtı. Milyonlarca genç Amerikalı yasal değişiklik için sokaklara çıktılar. Bu protestolara rağmen Trump yönetimi ciddi bir adım atmadı. Zira silah lobileri Cumhuriyetçi Parti'ye, Cumhuriyetçi adaylara cömert bağışlar yapıyorlar. Bu lobiler bireysel silahlanmaya kısıtlayan yasaların çıkarılmasını engelliyorlar. Çok taraflı uluslararası anlaşmalardan zarar gören iç çevreleri ise bu anlaşmalardan kaynaklanan uygulamaları geciktirmek veya anlaşmaları bozmak için seçimlerde büyük paralar harcıyorlar. 2016'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ı destekleyen petrol ve kömür sanayicileri Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmasını sağladılar. Trump enerji lobileriyle bağlantılı olan Scott Pruitt'i de Çevre Koruma Ajansı EPA başkanı olarak atadı. Bir süre EPA direktörlüğü yapan Pruitt hakkındaki iddialar sebebiyle istifa etti. Yabancı ülkelerde Amerikalı siyasetçilere yatırım yapıyorlar bu ülkelerin bağışları daha çok karmaşık finansal bağlantılar üzerinden gerçekleşiyor. Cumhuriyetçilere yakın bir iş adamının Birleşik Arap Emirlikleri adına Trump'ın 2012 seçim kampanyasına yasal olmayan yollardan mali katkı yaptığına dair bazı iddialar Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında inceleniyor. Amerikalı zengin Yahudiler ise iki partiye ve adaylarına bağış yaparak çıkarlarını ilerletiyorlar. Mesela milyarder iş adamlarından Sheldon Edison cumhuriyetçileri, Haim Saban ise demokratlar oynuyor. Sonuçta kazanan İsrail lobisi oluyor. Trump'ın başkanlık seçim kampanyasının mega bağışçılarından Edison, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasında büyük rol oynadı. Edison'ın Trump'tan bu konuda taahhüt aldığı söyleniyor. Edison, Cumhuriyetçi Parti'nin senato liderlik fonunun da en önemli bağışçısı. Trump'ın sıradan Amerikalılara vaatleri ise sözden ibaret kaldı. ABD askerlerini dışarıdaki savaşlardan çekeceğini vaat eden Trump Afganistan'a ek kuvvet gönderdi. Suriye'de ise kalıcı olduğu anlaşılan askeri politikalar devam ediyor. Savaşların faturası da yine halka çıkacak tabii. Sonuç itibariyle söylemek gerekirse sıradan Amerikalılar için elde sadece tutulmamış vaatlerle parlak sloganlarla avunmak kalıyor.